Merhabalar, selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Denbaş, Rojbaş. Değerli izleyenler, maalesef kötü bir haberle başlıyoruz. Üzücü iki haberle başlıyoruz maalesef yayına. Patlamalar, sel felaketleri derken bu kez trafik can aldı. Antep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 16 kişi yaşamını yitirdi. Ama bu akşam saatlerinde Mardin Derik ilçesine de bir tır yayaların içerisine frenin patlaması sonucu daldı. Görüntüler var, dehşet verici görüntüler var. İlk açıklamaya göre 8, daha sonra ölü sayısı 13 olarak açıklandı. Fakat Cengiz Aksan isminde bir vatandaşın Twitter hesabında paylaştığı dehşet verici bir içerik var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Derik'te ölü sayısı 25'i geçtiğini duyurdu. Ve tabii ki bu resmi bir teyit değil ama ilginç bir detay daha var değerli izleyenler. Kaza yapan kamyonlar Cengiz Holding'e aitmiş. Cengiz Holding herhalde size yabancı gelmeyen beşli çeteden bir tanesi. Mazı Dağı'ndaki tesisten yüklü çıkan kamyonlar başka yol olmadığı için Derik'in içinden geçiyormuş. Ve burada zaten bu kaza da yeni değil, sürekli kazalar oluyor. İş makineleri ve maalesef büyük kamyonlar da başka alternatif yol olmadığı için dünyanın hiçbir yerinde iş makineleri, iş araçları, büyük araçlar şehrin merkezinde, bir ilçenin merkezinde geçmez değerli izleyenler. Çevre yolu olmadığı zaman bu faciaların olması kaçınılmazdır. Üzücü, evet, gerçekten de üzücü bir haber. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Biz sadece üzücü haber demekle kalıyoruz ne yazık ki. Değerli izleyenler, gündeme bir bakalım, ne oldu, ne bitti. AKP'nin bir icraatı var. Bir camiyi kapattı bugün değerli izleyenler AKP. Şimdi diyeceksiniz ki Adem Bey, AKP nasıl cami kapatır? Evet, bugün AKP Hazreti Ömer Mescidini kapattı, mühür vurdu. Pervin Buldan Hakkari'de bir mesaj verdi. Yine AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'a yakın bir kişinin bugün bir vatandaşa yönelik bir azarlama meselesi var. Ona değineceğiz de. Hatip Dicle bugün dedi ki AKP bu savaşı kaybedecek ve yenilecek. Onun mesajları var. Evet, Türkiye'de bir ittifak daha kuruldu. Vatana millete hayırlı olsun. 4 parti daha bir araya geldi. Yani 3 ittifaktan sonra bu da 4. ittifak oldu. Böylece resmi olarak Türkiye'de 4 ittifak kurulmuş oldu. Evet, Rojava'ya baktığımız zaman önemli gelişmeler var. Rojava'da Demokratik Suriye Güçleri Sözcüsü'nün açıklaması ve çağrısı var. Yine gerilla alanlarından bir görüntü geldi değerli izleyenler. Fırat Haber Ajansı'nın paylaştığı görüntülere göre bir kez daha Türkiye, Türk askerleri kimyasal silah kullanırken kameraya yakalandılar. O görüntüyü ben sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. Evet, Türkiye biliyorsunuz bir katliam gerçekleştirmişti ve biz o haberi yaparken de bir okulun bombalandığı haberini paylaşırken de troller bize saldırmıştı. Yahu bu tatilde okul mu olur diye saldırmışlardı. Bir rehabilitasyon merkezi, çocuk eğitimi veren bir merkez bombalanmıştı. 4 çocuk hayatını kaybetmişti. 11 çocuk yaralanmıştı. İşte o çocukların kimlik bilgileri paylaşıldı değerli izleyenler fotoğraflarıyla birlikte. Evet, Özerk Yönetim bugün Avrupa'daki ziyaretlerine devam etti. Norveç kritik bir ülke ve Türkiye ile şu anda neredeyse ilişkileri kopmak üzere. Bugün de Dışişleri Bakanı tehdit etti Norveç'i, ama aynı Norveç bugün Rojava Özerk Yönetimini Dışişleri Bakanlığı'nda ağırladı değerli izleyenler. O detaylara bakacağız. Evet, Amerika'dan bugün Rojava ilişkin uzun bir aradan sonra ilk defa 2 resmi açıklama üst üste geldi değerli izleyenler. Özür diliyorum. Rojava'ya yönelik ilk açıklamada Demokratik Suriye güçlerine ilişkin ve yaşanan çatışmalara ilişkin, yine ikinci açıklama ise koalisyon komutanından, Amerikalı koalisyon komutanından geldi. Başsağlığı dilediği bu katliamdan dolayı çağrılarda bulundu. Onu detaylı bir şekilde tabii ki sizlerle paylaşacağız. Şimdi Türk devletinin bombardımanları bitmiyor değerli izleyenler. Hevler. Evet, Hevler'in yakın köylerinden 6 tanesi bugün Türk Hava Kuvvetleri tarafından bombalandı. Roj kampından bir uyarı var. Bütün dünyaya bir sesleniş var. Bu çatışmaların nasıl zarar verebileceği, ki Roj ve Hol kampında biliyorsunuz 50 binin üzerinde DAEŞ çeteleri ve ailelerle birlikte orada içerideler. Şimdi ben bugün sizler için günün maskara haberlerini hazırladım. Bir kez daha 4 tane günün maskara haberini paylaştım. Bölümlerini kategori yaptım. Mecbur kaldım çünkü buna. Ve yine bugün bir imam ve muazzinin haberi var. Maalesef bugünlerde imamlar olmadan haber yapamıyoruz değerli izleyenler. Günün fotoğrafıyla birlikte günün videolarını sizler için hazırladım. Umarım yayının sonuna kadar sabredip beklersiniz değerli izleyenler. Fazla uzatmadan günün öne çıkan haberlerine hep birlikte geçiyoruz. Şimdi kazalarla başladık. Ben tekrarlayayım yayına yeni gelenler için. Üzücü 2 haber aldık. Bir tanesi Antep Nizip'teki kazada 16 vatandaş yaşamını yitirdi. Mardin Derik'te bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk açıklama 8, daha sonra 13 oldu. Ama şimdi Cengiz Aksan isminde bir vatandaşın kendi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda ölü sayısının 25'i geçmiş olabileceğini iddia etti ve bir detay daha paylaştı. Kaza yapan kamyonların Cengiz Holding'e ait olduğunu duyurdu. Bu da çok ilginçtir. Mazı Dağı'ndaki bir tesis var. Aslında o Mazı Dağı'ndaki tesisin kapatılması için vatandaşlar bir ara direnmişti ama kapatamadılar. Fakat oradan gelen kamyonlar, iş kamyonları, ağır kamyonlar böyle Derek'in içerisinden, alternatif bir yol yapılmadığı için Derek'in içerisinden geçiyor. Erdoğan batıdaki illere övünerek 4 şeritli yol yaparken işte Derik'te de böyle o kamyonlar, o tırlar, ağır araçlar Derek içerisinde geçtiği zaman da zaman zaman bu kazalara sebep olmuş. Daha önce de buna benzer kazalar meydana gelmişti diyelim. Evet, bu kaza haberinden sonra günün gelişmelerine bakalım. Az önce size dedim ya, AKP cami kapattı ama camiden önce Avrupa'daki arkadaşlara birkaç anekdot haber ben sunmak istiyorum. Mesela Almanya'da Başbakan Scholz'un Başbakan Scholz'un istifası isteniyor değerli izleyenler. Başbakan Scholz Maliye Bakanı iken onun döneminde maliyede ciddi hukuksuzlukların, ciddi paraların kaçırıldığı, sorumlu o çünkü. Kendisi dahil değil ama sorumlu olduğu için, bakan olduğu için muhalefet bastırıyor ve Scholz'un istifa etmesini istiyorlar ama Scholz dün Almanya'da bir ziyaret gerçekleştirdi. Halkla buluştu. Orada birkaç slogan atıldı biliyor musunuz? Yalancı, hain, defol diye halk protesto ettiği sloganlar attı. Başbakanı, Almanya'nın başbakanına halk yalancısın, hainsin, defol buradan diye tepki gösterdi. Şimdi diyeceksiniz ki Adem Bey, o zaman yüzlerce kişi gözaltına alınmış. Ben de o zaman size şunu söyleyeyim. Hatta sevgili troll kardeşlerimiz de dinlesin. Almanya'da yalancı demek, hain demek, defol git demek düşünce özgürlüğüne giriyor değerli izleyenler. Bunu sıradan bir vatandaşa zaten söylüyorsunuz. İster Cumhurbaşkanına, ister Başbakan'a. Yetkisi ne olursa olsun bu kelimeleri kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben bazen Erdoğan yalan söylüyor diyorum ya. Ben de Almanya'daki yasalara göre kullanıyorum bu hakkımı. Türkiye'de biliyorum yalancı diyemezsiniz. Hiç kimse çıkıp yalancı diyemez. Anında soruşturma açarlar hakkında. Tutuklarlar, bırakın soruşturmayı. Hele ki hain diyemezsiniz. Çıkın bakalım. Bir protesto eyleminde Erdoğan geçerken bağırın bakalım. Hain Erdoğan, hain Erdoğan diye bağırın bakalım. Bağırabilir misiniz? Anında tutuklanır, linç edilirsiniz. Ya da defol diye bağırırsanız yine tutuklanırsınız. Ama Almanya'da bunlar düşünce özgürlüğüne giriyor. Şaka değil valla, bu gerçek yani. Almanya'da yaşayanların birçoğu bunu biliyor. Değerli izleyenler, Fransa'da Fransa devleti para dağıtacak. Nasıl para dağıtacak? Aile başına 100 euro. Daha sonra çocuk başına da 50 euro ödeyecek. Yani sizin 4-5 çocuğunuz varsa işte o ay herhalde bir 300-400 euro para alacaksınız. Önümüzdeki aydan itibaren de ödemeye başlayacaklar. Ama Almanya'da ciddi paketler vardı biliyorsunuz. Ben ekonomiye fazla girmeyeyim. Hani Almanya'dan bize ne diyeceksiniz ya, tamam o zaman geçiyorum. Ama Avusturya ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bu enflasyon meselesi gündemdeyken 1973 yılından beri ilk defa Avusturya'da enflasyon bu kadar yükseldi. Ama ne kadar? %9.3 olduğu insanlar isyan etmeye başladı. Devlet bir çare arıyor. Yani ikili rakamlara ulaşmaması için Avusturya şu anda seferber olmuş durumda. Şimdi diyeceksiniz ki Adem Bey bizde enflasyon %80. Tamam, orası Türkiye ama. Yapacak bir şey yok yani, orası Türkiye. Şimdi değerli izleyenler, benim bu internetinde gidiyor. Yani şu anda da gerçekten çok tuhaf bir şey. Acaba şeyi açsak mı? Bir dakika arkadaşlar, ben kablolu iptal edeyim. Enesi Wi-Fi üzerinden, siz VLAN mı diyorsunuz? Ben Wi-Fi diyeyim. Onun üzerinden devam edeyim. Başka türlü herhalde devam edemeyeceğiz gibime geliyor. Ya da birazdan düzelir. Bazen böyle oluyor. Affınıza sığınarak. Bakalım bir böyle devam edelim. Yayın var herhalde değil mi? Özür diliyorum. Bende şu anda yayın yok ki. Ben o yüzden kontrol etmem gerekiyor. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Aksilik olduğu zaman böyle oluyor işte. Bu işe bir çare de bulmamız gerekiyor herhalde. Sanki yayın var gibi. Ekrana bir bakayım. Var, tamam, okey. Pardon arkadaşlar. Tamam, yayın varsa biraz daha kalitesi düşük de olabilir. Çünkü şu anda artık kabloyu da iptal ettim. Bilmiyorum, belki de gelmiştir. Şimdi değerli izleyenler, gündeme başlıyoruz o zaman. Hazreti Ömer Camisi kapatıldı. Evet, AKP hükümeti bir camiyi de kapattı. Şimdi diyeceksiniz estağfirullah, haşa sümme. Yani AKP İslami bir partidir. Allah'ın partisi, peygamberin emrettiği bir partidir. O yüzden nasıl olur da AKP bir camiyi kapatabilir mi? Evet, İstanbul'da faaliyet yürüten Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yani Diyader 22 Temmuz'da dernek binasının mühürlenmesinin ardından bu sefer de Başakşehir Güvercintepe mahallesinde bulunan Hazreti Ömer Mescidi mühürlendi değerli izleyenler. Diyader üyelerinin cemaatle namaz kıldığı ve vaaz verdikleri Hazreti Ömer Mescidi Başakşehir Kaymakamlığı tarafından izinsiz faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle dün mühürlenmiş. Oysa ki yalan. Zaten Diyader'e bağlı, Diyader'de resmi bir kuruluştur. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle açılan ve ama devlet AKP tarafından bundan bir ay önce kapısı mühürlenen bir resmi bir dernek. AKP'nin derdi dernek ya da meclis, mescit falan değil ki. AKP'nin tek derdi şu, çünkü bu mescitte insanlar gelip Kürtçe vaaz dinliyorlardı. Yani İstanbul'da yaşayıp Türkçe bilmeyen milyon, belki de, evet abartmıyorum, belki de milyonlarca insan var Kürt. Ve bu Kürtler, bu yaşlı Kürtlerin hepsi gelip, kardeşim adam Türkçe anlamıyor yani. Gelip orada Kürtçe dinliyor. Kürtçe vaaz. Tabi yani diyeceksiniz ki zaten Kürtçe vaaz veren ve mevlüt okuyan 9 imam tutuklanmıştı, cezaevine göndermişti. Evet, o ayrı. 9 imam tutuklanmıştı, cezaevine gönderilmişti. Ha, birazdan yapacağım haber gibi değil. Eskort kullandıkları için değil. Sahtekarlık yaptıkları için değil. Hırsızlık yaptıkları için değil. Sadece ve sadece Kürtçe mevlüt ve Kürtçe vaaz ve Kürtçe sohbet verdikleri için o imamlar tutuklandı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi AKP'nin sadece Kürt, ya şöyle sayalım. AKP sadece Kürtlerin şahsına düşman değil ki. Bunları söylemeden de geçemiyor insan. AKP Kürtlerin varlığına, yokluğuna, toprağına, taşına, ormanına, köyüne, dağına, düşüncesine, fikrine, inancına, bakışına, kokusuna, sevgisine, aşkına, aklınıza gelebilecek yaşama dair ne varsa artık AKP, MHP, faşist iktidarı kendine hedef olarak seçmiş. Ve bunu da peyderpey insanlara aşılamaya devam ediyor. Bundan 10 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de yaşayan, milliyetçi demiyorum ben, artık milliyetçiliği kelimesi bize normal geliyor. Türkiye'de yaşayan ırkçılığın oranı artık gittikçe her gün kat be kat artıyor. Bunun tek sebebi AKP, MHP, faşist iktidarıdır. Maalesef işte o yüzden cami mi olur, mescit midir, cemevi midir AKP'nin umurunda değil. Hani biz anladık da, fakat şu Kürtlere yönelik iki kelime söyleyeyim ben. Arkadaşlar, bakınız haberin sonunda yine iki imama ilişkin dehşet bir haber daha var. Sürekli imamların yaptıkları, bu AKP imamları diyorum ben bunlara. AKP imamların yapmadıkları züppeli kalmadı. Her türlü züppeli yapıyorlar. Biz sürekli diyoruz ki tamam kardeşim Türktür, gider kendi imamının arkasından namaz kılar. Birileri demesin sen milliyetçilik yapıyorsun ya da sen burada ayrımcılık yapıyorsun. Benim sözüm Türkiye geçmez. Geçmez. Ben şimdi Türkiye diyebilir miyim? Ya gitme imamın arkasından namaz kılma. Dönüp diyecek ki sana ne ya? Benim imamımdır, benim devletimdir değil mi? Ben sadece Kürt olduğum için Kürtlere diyorum. Kendi babanıza söyleyin, amcanıza söyleyin. Yani Deyin ki bakınız bu, gerçi demeyin ya. Deseniz de fayda etmez. Tamam demeyin. Pardon demeyin. Ne zaman fayda eder? Yani o şu vakti gebermem için o çare fayda eder ki. Kısura ben yerin ha. Yani emezini hiç kim tabi edilmişim. O yüzden söylemeyin. Bence hiç kendinizi şey yapmayın. Bu haberi geçiyoruz değerli izleyenler. Pervin Buldan bugün Hakkari'den seslendi değerli izleyenler. Hakkari'de konuştu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Kürt kadın ve Kürt düşmanlığının iktidara kaybettireceğini belirtti. Pervin Buldan, gördüğünüz gibi her yerde bugün aksilik var. Hem görüntüde hem her yerde. Vallahi bugün maşallah bugün iyidir. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz ama umarız ki düzeltiriz. Neyse ne yapalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz sabredeceksiniz. Belki internetimiz düzelir. Arkadaki şeyimiz de falan hepsi düzelir. Düzelmezse de bir şey yapamayız. Bir saniyenizi alayım ben. Şunu tekrar. İşte bizim tekniğimiz de böyle arkadaşlar. Biz böyle uğraşıyoruz. Sizi böyle de uğraştırıyoruz. Affınıza sığınarak sizi bekletiyorum ama arkadaşlar ne yapayım vallahi. Yapacak bir şey yok. Arkamızda holdingler olsa kendimize güzel malzemeler alsak, yayın yapsak ne kadar iyi olur. Bir troll yazmıştı ya. Senin hesabına ne kadar MİT tarafından para geldiğini biz tespit etmişiz diye. Hay Allah'ım ya vallahi ya. Güzel ya. Ne kadar güzel ya. Şimdi evet. Terimizi silelim başlayalım. Birileri beddua mı ediyor? Nedir yayınımız arkadaşlar? Kimsenin malını mülkünü de yememişiz. Ne oluyorsunuz ya? Bir besmele çekmeyin. Tamam bir beğenin. Böyle bir refah olun, ferah olun. Ben de kendimi toparlayayım. Evet HDP eş genel başkanı açıklamasında kalmıştı. Kürt düşmanlığının iktidara kaybettireceğini belirtti. HDP eş genel başkanı HDP'nin de halkların umudu olduğunu söyledi ve ilginç bir cümle kullandı. HDP olmadan ülkede hiç kimse bir denklem kuramayacak. Hiç kimse HDP olmadan hiçbir sorunu çözemeyecektir. Biz bu ülkeye adaleti, insan hakları ve demokrasiyi mutlaka getireceğiz. AKP hükümeti bu ülkede demokrasinin de, barışın da, insan haklarının da, adaletin de kırıntısını bırakmadı. Halkımız onlara mutlaka ama mutlaka gereken dersi seçimlerde verecektir dedi HDP eş genel başkanı. Şimdi değerli izleyenler, AKP'li başkanın bir vatandaşa yönelik sarf ettiği bir kelimesi var. Şu ekranda gördüğünüz beyefendi AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bir yere gidiyor. Bir heyette Elbistan'a gidiyor daha doğrusu. Elbistan'da protesto ile karşılandı. Biliyorsunuz AKP bunları yansıtmıyor. AKP'de her şey güllük gülistanlık. Seçecekleri bir dükkana götürüyorlar. Adam giriyor orada çıkıyor. O görüntüyü alıp flash diye halkla buluştu falan toplantı yaptı gibi yalanlar uyduruyorlar. Ama oysa ki halk Elbistan'da yuhalıyor. Tepki gösteriyor ve bu sırada AKP'li Ekinöz Belediyesi Başkanı Bilal Eker, ekrandaki Beyzade, eleştiri yöneten yurttaşları bağırarak siz kimsiniz lan diye üzerlerine yürüyor. Tabii orada bakan da orada, korumalar da orada. Sonuçta kameralar olduğu için adam dövmek için gidiyor. Siz kimsiniz lan diye bağırıyor. Doğru yani. Ben o vatandaşın yerinde olsaydım mesela kesinlikle bir yumruk ağzına koyardım. Olsun biraz ceza yatardım. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir ibret-i alemlik olsun diye bir yumruk bunun ağzına koyardım. Yani eğer yakın olsaydım gerçekten vururdum yani. O derece. Ne demek kimsin sen lan diye. Bir de belediye başkanı. Haklısınız. Halk size 20 yıldır siz halka her türlü iğrençliği yaptınız, hırsızlık yaptınız, soygun yaptınız, cezaevine attınız, küfür ettiniz, yalan söylediniz. Lan her türlü ahlaksızlığı yaptınız. Halk ona rağmen bu halk size oy veren halktan bahsediyorum. Yapıştı size oy vermeye devam etti. Vallahi haklısınız. Bravo. Hatta biraz daha dozunu artırarak söyleyin yani. Haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Neyse. Başka bir haberle devam edelim. Günün önemli haberleri sona doğru biliyorsunuz. Bunlar ısınma hareketleri. Hatip Dicle, Kürt siyasetçi. AKP'nin Kuzey ve Doğu Suriye'yi yani Rojava'yı hedef alan savaşı kaybedeceğinin altını çizdi. Her yerde ayaklanmalıyız. Güçlerimiz bir olursa bu savaşı beraber yürütürsek inanın kimse bu gücü yenemez dedi. Önemli açıklamalarda bulundu. Mezopotamya Haber Ajansı'na konuştu. Kürtler arasında dayatılan bu savaşa karşı direnmekten başka seçeneğin olmadığını da vurguladı. Hatip Dicle şu önemli noktalara dikkat çekiyor değerli izleyenler. AKP bu savaşı kaybedecek. Bu savaşta Türkiye halklarının daha karanlık günler bekliyor olabilir. Bu süreç biraz daha Kürt halkının ve Türkiye halklarının yine muhalefetinin mücadelesine bağlı olacak. Artık Kürt halkı da çok güçlüdür. Kürtler artık ulusal birliğini sağlamalı. KDP ulusal birliğe yanaşmasa da KDP'siz bir şekilde diğer güçlerle sıkı bir ulusal ittifak geliştirmelidir. Çözümün ne olduğu açıktır. Bizler ne yapmalıyız bu süreçte? Her yerde diplomasi yürütmeliyiz. Her yerde ayaklanmalıyız. Yine hem Rojava'daki hem de kuzey ve güneydeki güçlerimiz bir olursa, bu savaşı beraber yürütürsek, inanın kimse bu gücü yenemez dedi Kürt siyasetçi Hatip Dicle. Şu anda kendisi de Almanya'da sürgünde yaşıyor. Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'de 3 tane ittifak vardı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Demokrasi İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı da kuruldu. Ve şu cümle kullanılmış: ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz çağrısıyla Devrim Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluşunu resmen bugün ilan ettiği vatana millete hayırlı olsun. 4 parti birden ben de parti kuracağım. Karar verdim. Kesinlikle çok kolay. Bir dilekçe yazıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı'na kurucu üyelerinizi belirliyorsunuz. Benimle yola çıkmak isteyen var mı? Hatta bir değil, oturalım. 4-5 arkadaş, 4'e, yani 20 arkadaşı oturalım, 4'e bölelim. Tamam, yönetim kurulumuzu oluşturalım. Gönüllü bir şekilde biz de bir ittifak kuralım. Ne olacak ki? Her önüne gelen ittifak kuruyor zaten. Olsun. Oy oranı %0,0,1 mi? Olsun. Önemli olan ittifakın isminin olması. Siz biraz siyasetçi olun arkadaşlar. Önemli olan ittifak değil, isminin olması önemli. Ya oy oranı %1'miş, %2'miş. Bunlar önemli değil. Ama ittifak mı? İttifak. Hay Allah'ım ya. Yok, aha, bu isim hiç olmaz Kenan Bey. Yani AKP dışında başka isim mi kalmadı? Gerçekten bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Değerli izleyenler, devam edelim. Espri bir yana da önemli haberler var. Aslında uyuşturucu meselesi, bakınız, uyuşturucu meselesi Kürtlerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olması gerekirken, ben kendimi de katarak, kendimi de eleştirerek, bu konuda biz bu konuya ağırlık vermiyoruz, eğilmiyoruz daha doğrusu bu konulara. Ama oysa ki Türk devleti, bakınız altını çiziyorum, Türk devleti bilinçli bir şekilde çeteler kurarak, gruplar kurarak Kürt illerine dağıtmış ve gençlerin uyuşturucuya alışması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar şu anda. Sizler yaşadığınız yeri bir söyleyin, biliyorsunuz. Kürdistan'ın bütün illerinde artık neredeyse uyuşturucu kullanmak legal hale gelmiş durumda. Uyuşturucu satan, uyuşturucu kullanan, teşvik eden hiç kimseye hiçbir şekilde dokunulmuyor. Ama siyasi anlamda bir basın açıklamasını yapmak isteyen gruplara yüzlerce polis ve asker aynı anda saldırıyor. Bakın, bu devlet politik anlamda Kürtleri ve Kürt gençlerini yenemedi. Ama ne yazık ki şunu artık açıkça itiraf etmek gerekiyor ki bu devlet uyuşturucu kullanımı noktasında, gençlere uyuşturucu alıştırma noktasında başarılı oluyor. Bakınız, Kızıltepe'de artan uyuşturucu kullanımı ve satışına karşı ayağa kalktı halk. Çok önemli bir girişim. 3 gündür halk sokakta. Nöbet tutuyor akşamları, geceleri. Çünkü geceleri artık sokaklarda, mahallelerde, köşe başlarında açık bir şekilde uyuşturucu satıyorlar, gençleri alıştırıyorlar ve bunu Kürtler aval aval izliyor değerli izleyenler. Açık söyleyeyim, hiç kusura da bakmayın. Kürtler de bunu aval aval izliyor. Madem devlet bunu bilinçli yapıyorsa, bu bir politikaysa, bu gerçekten de gençleri düşürmek ise ki öyledir. Kardeşim, kendi gençlerinize siz sahip çıkın. Kendi mahallelerinize kuş uçurtmayın. Evet, bu şekilde nöbette kalın. Polis yok, asker yok. Kimsenin umurunda değil, kimsenin. Çünkü daha doğrusu teşvik ediyorlar böyle şeylere. Örnek bir girişim olduğu için bu açıklamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Ben mecbur ki mahallemi bergeda zede genci ne başkın bir mahalle. Eroini, uyuşturucu vatkan. Zil mahallema çedibi. Gençime sokakta yani nama doğru dürüst derken sokakta selekte yapmanıma döndürün derken gençime mahalle civarı artık bir emnama rudurun. ve sahtabeftler de insani eroinci, insani des emrama tokazın tek mahalama. Gence meşhur toplanmış bine de insani kölbe mahal eroine vakıya, buziye vakıya, esrarı vakıya, ego satışı yapıp naylin. Amcve sahtabeftler emrama ve izinadın, ama mahala kocaman insani var arındırmış bıken. Le parka yapmış mesela böyle, mektaba böyle, küdere böyle, dibeciyle böyle, ama müdahale bıken. Hem tokazın genç bir ayağa verin. Gence meşhur sahtabeftler, şor hayatı getemiz. Hayatı ki mütevazi şükür yaşamış bibin, seleke meşgul derken deve deriye rahatı şükür bigerin. Kodem bitirsen ona madderin seleke kodarken sokağa kovarayı. Ve deve deriye mektaba, bu kadar büyük ticarethane. Benim madderin seleke kodarken bir şey mektaba. İnsan eroini ve haber çavi tarih bir, çavi haber dinamiki, çavi saatayki, saatte sarıcı adızın. Ne var ya? Ecmo kağıt, sarıra kodarken, kulu kağıt, eroina kağıt, buza kodarken. Ama bir şekli genceme mahalleye dinama kabul edildi. Ben besade biter ama kabul edilmiş şey. Dokuzca mı ve kumdukazı mahalle arındırmış bir vatandaşları var. Hem dokuzca ki o mahalle viyalici, şkar genci olan Rabben sanıga karşı insanı var eder kevden. Mahalle perekete olarak hem lütfü işi begerin, hem nakazı insanı eroinci buzite kevden var mahallana. Hem arındırmış bir inşallah vicdi. Tabii ki muhtarime dönücülük avide neşkiyat çebune de bence meşkiyat kiriye. Devlet cika ve hayaki mesele devam ediyor ne zaman? Devlet biçme eder katanın çetir bu. Mesela Merivan sana der katan. Vaziyet ki şimdi nereye çar hocam var da. Gence meşe kararlının odbeji ben beri bir şey derken inşallah. Ne var gençler? Her birci. Gerçekten de bu şeye karşı çıkmak gerekiyor. Yani başka yolu yok. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Kürtler kendi başının çaresine bakmalıdır. Devlet gelip orada zaten bizzat kendisi teşvik ediyor. İçişleri Bakanı zaten böyle bir organize yapan İçişleri Bakanı ve onun ekibidir. Bunu biliyorsunuz. Bakınız nasıl ki Seyyid Rıza'nın idamının ardından Dersim halkı yıllarca hala şu ana kadar da asimilasyona uğratmak için her türlü ahlaksızlığı ve iğrençliği Dersim halkı üzerinde uyguladılarsa ne kadar başarılı oldular, ne kadar başarılı olamadılar. İşte Şeyh Said'in idamının ardından nasıl ki işte Paro üzerinde ya da Bingöl üzerindeki o dehşet verici asimilasyon politikalarında bir kısmen de olsa büyük bir şekilde başarılı oldularsa bu şekilde Kürdistan illerinde madem ki böyle uyuşturucuya teslim alma, gençleri düşürme, yozlaştırma, kendine bağlı kılma noktalarında devletin bir politikası vardır yıllardır ve bunu PYDP uyguluyor. O zaman Kürtler kendi kendileri bunu önlesinler, yapmasın, buna engel olsunlar. Gerekirse kendi mahallelerinde nöbet tutsunlar, köylerinde sokmasınlar bu tür şeyleri. Yani bunlar önemlidir değerli izleyenler. Öyle bastırılacak şeyler değildir. Allah korusun biz gerçekten de sokaklarda görüyoruz, İstanbul'da görüyoruz. Kürdistan illerinde görüyoruz. İnsanlar geceleri uyuşturucu almış. Ne yaptıklarını uyuşturucu kullanan bir gencin kendi toplumuna, ailesine, çevresine hiç kimseye bulunduğu ülkeye de bir faydası olmaz. Bunu herkes biliyor. Bu ciddi bir politikadır. Bu politika şu anda devlet uyguluyor. Biz iftira atmıyoruz devlete falan. Bu bir realite, bir gerçektir. Bunu yani bulunduğunuz yerlerde bana gelen yüzlerce ihbar var, mesaj var. Açık bir şekilde bunu polisler yapıyor. Birimler oluşturulmuş. Bu birimlerin görevi de özellikle Kürt illerinde gençleri böyle yozlaştırmak, politik söylemlerinden, politikadan uzaklaştırmak, ailesinden uzaklaştırmak gibi bir siyasi politik şeyin çevrildiğini söylemek mümkün. Şimdi değerli izleyenler haberimize Rojava'daki haberlere bir bakalım. Rojava'da çünkü önemli gelişmeler var. Asıl gündem maddemiz Rojava gündemi. Evet, Demokratik Suriye Güçleri sözcüsünün açıklaması var. Rojava'ya yönelik savaş hazırlığını sürdürüyor Türkiye biliyorsunuz. Bölgede silahsız hava ve silahlı hava araçlarıyla saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bugün de dahil olmak üzere. Şimdi Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Tiltemir'e yönelik bir saldırısı vardı biliyorsunuz. Okula yönelik bir bombardıman gerçekleştirmişti ve o bombardımanda 4 çocuk katledildi, 11 çocuk da yaralandı. Demokratik Suriye Güçleri sözcüsü, KSD sözcüsü Aram Hena, Türkiye'nin artan saldırılarına dair Fırat Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Verilen tavizler nedeniyle Suriye'nin uluslararası bir çatışma alanına dönüştüğünü belirtti. Hena, olayları izleyen tüm yerel ve uluslararası tarafları bu durumdan bir şekilde yararlanmaya çalıştıklarının da altını çizdi. Hena, Türkiye'nin Rojava devriminin ardından bölgeye karşı savaş ilan ettiğini dile getirerek bölge halklarının birliği, ortak yaşama, kardeşlik esasına dayanan mücadelelerin ulusal bir Suriye projesiyle sonuçlandığını ifade etti. Demokratik Suriye Güçleri sözcüsü şu cümlelere, şu noktalara dikkat çekti. Bir kez daha söylüyorum, ancak birlik ile başarıya ulaşabiliriz. Halklarımızı olabilir ve birçok fedakarlıkla elde ettiğimiz kazanımları koruyabiliriz. Demokratik Suriye Güçleri savaşçıları ve askeri güçleri adına sınırlarımızı güçlü irademizle korumayı, halkımızın güvenini kazanmayı taahhüt ediyoruz dedi değerli izleyenler. Şimdi bir haber daha var. Bu gerçekten de çok ilginç bir haber, bir video. Görüyorsunuz şu anda siz izlerken ben haberin detayını sizlere sunmaya çalışayım değerli izleyenler. Biliyorsunuz Federal Kürdistan bölgesinde bulunan ZAP, Avaşin ve Metina bölgelerinin olduğu o bölgelere yönelik 17 Nisan tarihinde bir kapsamlı bir savaş başlatılmıştı. Bir operasyon başlatılmıştı ve şiddetli çatışmalar halen devam ediyor. 4 ayını doldurdu bu çatışmalar. AKP-MHP taktik silahlı nükleer silah başlıkları kullandığına dair zaman zaman gerilladan görüntüler gelmişti. Bu görüntü de yeni değerli izleyenler. Fırat Haber Ajansı bu görüntüleri paylaştı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı, indirmelerin yapıldığı, burada bu üst bölgelerinde savaş tünellerinin olduğu Girey Hakkari bölgesinde bu tünellere karşı taktik nükleer bomba tekrar kullandı değerli izleyenler. İşte o kimyasal silahlarla saldırı hazırlığı yapan askerlerin görüntüleri gerilla tarafından çekilmiş. Şu anda ekranda gördüğünüz. Askerlerin bantlarla monte ettiği taktik nükleer bomba etkisi yaratan özel bombaların yerleştirildiği anlar, şu anda izlediğiniz anlar, 5 askerin büyük yerleştirmeye çalıştığı ve birbirine kablolarla bağlı olan taktik nükleer bombalar tünellerin girişine şu anda yerleştiriliyor değerli izleyenler. Bu yeni görüntü değil aslında, bu yeni görüntü de, yani buna benzer daha birçok görüntü vardı. Ben de zaman zaman haberlerde, sunduğum haberlerde sizleri bilgilendirmek amacıyla yayınlamıştım zaten. Şimdi HPG'nin açıkladığı bilançolarda ZAP ve Metina ve Avaşin savaşında Türkiye 1532 kez yasaklı taktik nükleer bomba ve kimyasal silah kullandığını duyurdu değerli izleyenler. Bu konuda bulgular da var. Tabii ki bütün kamuoyu, Birleşmiş Milletler'e de bu konuda bir girişimde de bulunmuş daha önce sivil toplum örgütleri desteğiyle. Ama hiçbir şekilde NATO ülkeleri bu şeylerden haberdar olmasına rağmen, bu görüntüler olmasına rağmen değerli izleyenler, yani bu uluslararası savaş kurallarına tamamen aykırı olan şeyler bunlar. Ama dediğim gibi görüntü olmasına rağmen, ispat olmasına rağmen bu konuya ilişkin herhangi bir girişim, bir açıklama, bir değerlendirme de yok diyelim değerli izleyenler. Şimdi ekranlarınıza maalesef maalesef diyorum çünkü hakikaten de, yani bu fotoğrafları sizlere sunarken benim içim parçalanıyor. Neden? 4 tane çocuk ekranda. Bu çocuklar daha önce, yani ayın 18'inde, bundan 3 gün önce Tıl, Temir ve Heseki yolu üzerinde yer alan Şemoki köyünde bulunan bir okula yönelik silahlı Türk devletine ait siyah saldırısı sonucu içerisinde 15 çocuğun bulunduğu okulda 4 çocuk yaşamını yitirmişti ve 11 çocuk da yaralı kurtulmuştu değerli izleyenler. Tamam, kamuoyu, evet, Kürt kamuoyu bunu gündeme taşıdı. Avrupa'daki birkaç basın buna değindi. Amerika'da biraz sonraki açıklaması var zaten bu konuya ilişkin. Onu da ekrana getireceğiz de. Bu çocukların isimleri açıklandı. Bu saldırıda yaşamını yitiren Rania Eta, Zozan Zedan, Dilan İzedin ve Diani Elo. Değerli izleyenler, bu çocukların ismi. Şimdi çok fazla yorum yapmadan hakikaten de insan sormak istiyorum. Bu çocuklar rehabilitasyon merkezinde psikolojik sorunlar yaşadıkları için aileleri oraya gönderiyor. Psikolojik destek aldıkları için oraya, o okula gidiyorlarmış. Ve bu çocukları katlettiler. Bir okul bombalandı. Biz bu haberi paylaştığımız zaman da AKP'ye bağlı troll ordusu benim sosyal medya hesaplarıma saldırı yaptı. Dediler ki tatilde değiller. Sen kendini şaşırdın mı? Nasıl, ne okulu falan. Şimdi her ülkenin tatil zamanı herhalde aynı değil. Ve bir okul sadece onların anlamıyla bir okul değildir. Bir okulda her türlü eğitim sistemi var, eğitim veriliyor. O okul da şu anda bir rehabilitasyon merkezi olarak kullanılıyor. Bu çocuklara psikolojik destek veriliyor. Bunlar savaşta ailelerini kaybeden çocuklardır birçoğu. Psikolojik sorunlar yaşayan çocuklardır birçoğu. Dünyadan haberi olmayan ve savaştan haberi olmayan, bombardımanlardan haberi olmayan, kendi hayatlarını sürdürmeye çalışan çocuklardır bunlar. Ve bu çocukları bombaladılar. 15 çocuğun olduğu okulu bombaladılar. Çocuklar yaşamını yitirdi. Şimdi sorulacak soru şu. Kim katil gerçekten? Hayır, çocuk katili kim gerçekten? Eğer bir çocuğu katletmek çocuk katilliği ise bu ne peki? Söyleyin. Kimin silahlarıyla bu öldürüldü? Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP-MHP hükümetinin imzasıyla, onayıyla, talimatıyla, Erdoğan'ın talimatıyla bu çocuklar öldürüldüyse kim katil? Siz söyleyin. Çocuk öldüren eğer çocuk katili ise bu 4 çocuğu öldüren katil midir değil midir değerli izleyenler? Ben bir şey demiyorum. Sadece soruyorum size. Sadece soruyorum. Diyecek bir şey de yok, yapacak bir şey de yok. Diyeceksiniz ki bu ilk midir? Hayır. Şimdi değerli izleyenler bir politik bir haberle devam edelim. Rojava Özerk Yönetiminden bir heyet Norveç Dışişleri Bakanlığı ile Rojava ve Kuzeydoğu Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı, bir araya geldiler. Norveç Kızıl Partisi ise Özerk Yönetim'e desteğini resmen açıkladı ve Türk devletinin saldırılarını kınadığını duyurdu değerli izleyenler. Evet, Rojava Özerk Yönetimi bölgelerindeki son gelişmeleri diplomatik görüşmelerle Avrupa'daki turlarına, görüşmelerine devam ediyor. Bunu ülkelerle, Avrupa'daki ülkelerle paylaşmaya devam ediyor. Türk devletinin yaptığı bu saldırılara yönelik bilgilendirme amaçlı. Özerk Yönetim heyeti 18 Ağustos yani 3 gün önce Cuma günü Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyetle başkent Oslo'da bir toplantı gerçekleştirip Rojava'daki son gelişmeleri, son saldırıları ve Türk devletinin tehditlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği duyuruldu. Şimdi tam bugünlerde önemlidir bu görüşme. Niye diyeceksiniz? Türkiye dün yine uyardı Norveç'i. Yani Norveç eğer bize o siyasi iadeleri adını koydu, biz o diğerlerini istemiyoruz dedi. Yani adlı sığınmacıları biz istemiyoruz. Hırsızlık yapanı istemiyoruz. Soygun yapanı istemiyoruz. Adam öldüreni istemiyoruz. Biz siyasileri istiyoruz diye Mevlüt Çavuşoğlu adını koyarak da bunu resmen deklare etti. Dile getirdi. Ama İsveç Dışişleri Bakanı'nın geçen hafta bir açıklaması vardı. Netti ki Avrupalılar umarız ki, bakınız, umarız ki Kürtleri yine NATO'ya kurban etmezler ki İsveç yani Norveç'te bir şey var. Ne diyorlar? Bir işleyiş var. Mutlaka hak var, hukuk var. Nasıl ki Norveç'i, Finlandiya'yı, İsveç'i ve diğer ülkeleri tehdit ediyorsa gerek NATO'ya girişte Finlandiya'yı, gerek aklına gele Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha doğrusu Kürtleri şey olarak kullanabileceği, bütün koz olarak kullanabileceği bütün noktaları herhalde kullanıyor, kullanmaya da devam edecek. Dediğim gibi bu baskılar ne kadar etkili olacak göreceğiz ve özellikle Özerk Yönetim'in yaptığı bu ziyaretler, işte Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerini ziyaret ediyorlar. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi bütün ülkelere gidip üst düzey yetkililerle görüşüp bu bilgileri vermeye devam edecekler gibi geliyor. Şimdi değerli izleyenler, önemli iki açıklama var. Amerika'dan önemli iki resmi açıklama var. O açıklamalara bir bakalım. Asıl manşet haberimiz de bu. Amerika Birleşik Devletleri bir haftaydı sessizdi aslında. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir açıklama yaptı. Washington'da bir biliyorsunuz her hafta bir basın briefingi düzenliyor. Ve Cuma günü onlara göre TSK'nin son dönemdeki Rojava saldırısına ilişkin bir soruyu yanıtlıyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Gazetecilerin bu durumun TSK'nin Rojava'ya yönelik bahsedilen yeni bir operasyonun başlangıcı olup olmadığına yönelik bir soru soruluyor. Price diyor ki bunun daha geniş bir saldırının başlangıcı olduğuna dair herhangi bir işaret görmüyoruz. Bu önemli bir cümle değerli izleyenler. Niye önemli? Bakınız Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye başladıktan sonra yine aynı Price açıklamalarında sürekli şey diyordu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kendisi. İşte Rusya bir hafta sonra vuracak, 3 gün sonra vuracak, 2 gün sonra vuracak ki dediği tarihte de gerçekten de Rusya vurdu ve işgal etti. Şimdi Türkiye'nin böyle bir geniş, daha bundan öteye gidebileceği bir saldırı, bir topyekun bir saldırı görmüyoruz demesi önemli bence. Bildikleri bir şey var. Ya gözlemliyorlar hareketlilikten falan, mutlaka istihbarat bilgiler alıyorlar Amerikalılar. Bence o yüzden böyle bir cümle kullandı. Devam ediyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Askeri faaliyetin bölgede yarattığı istikrarsızlaştırıcı etki konusunda derin endişelerimizi tekrarlıyoruz dedi. Bu endişe kelimesini Amerika kullanıyor biliyorsunuz. Avrupa'da kullanıyor. Amerika'da endişeli diyorlar ama endişenin ötesine giden bir şey yok. Sadece endişe yani. Devam ediyor. Şimdi DAEŞ'in kalıcı yenilgisini sağlamaya yönelik çabalara zarar verdiğini de belirtiyor. Sözcü, tüm tarafları gerilimi düşürmeye, ateşkes bölgelerini korumaya, saygı gösterme ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak için çalışmaya çağırıyoruz dedi. Bu cümleyi geçen haftaki açıklamasında da aynı cümleyi kullanmıştı. Sadece son cümle değiştirilmiş. Bu siyasi çözüm yoktu geçen hafta. Ama aynı cümleyi bu haftada kullanmış. Yine gerilimi azaltmaya, tarafları vesaire o ateşkese bağlı kalmaya falan çağırmış. Ned Price, Demokratik Suriye Güçlerinin kontrolündeki hapishanelerde bulunan DAEŞ'lerin durumu hakkında sorulan bir soruya da yanıt veriyor değerli izleyenler. Ve halen örgütün bir tehdit olduğunu da altını çizerek, bu nokta önemli değerli izleyenler. Burada DSG'ye, Demokratik Suriye Güçleri yani KSD'ye yani YPG'ye muhtaç olduklarını itiraf ediyor. Bakınız diyor ki, yerel ortak olan Demokratik Suriye Güçleri yani KSD yani YPG adına ne derseniz deyin, güvenlik durumunun tehlikeli olduğunu söylediyse ve harekete geçecek durumda değilse ülke olarak ABD'nin bunu yapması son derece zor olacaktır dedi. Anladınız değil mi? Eğer Demokratik Suriye Güçleri DAEŞ'e karşı, geçen hafta öyle bir söylenti çıktı, bir haber çıktı. Teyitli olmasa da Demokratik Suriye Güçleri dedi, madem ki bu kadar bize saldırıyorlar, koalisyonda sessiz kalıyorsa kusura bakmayın, biz kendimizi savunmak durumundayız ve biz DAEŞ'e karşı yürütülen bu operasyonlara ara veriyoruz, sınırlandırıyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Kamuoyuna böyle yansıdı. Resmi de olmasa. Ama Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü diyor ki, eğer Demokratik Suriye Güçleri bu DAEŞ'le mücadele için uygun harekete geçecek durumda değilse, ki şu anda öyle çünkü Türkiye saldırıyor, biz de ülke olarak bunu Amerika olarak bunu yapmamız son derece zor olacaktır diyor kendime. Yani YPG olmadan, Demokratik Suriye Güçleri olmadan hareket bile edemeyeceğiz demek istiyorum. Yine DAEŞ'i tamamen etkisiz hale getirecek bir konumda olmak ve DAEŞ'i kaynaklarından mahrum bırakmak, grubun elinde kalan tüm toprakları tamamen geri almak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. İşte tam bu noktada elinizden gelen her şeyi yapmak istiyorsanız Türkiye'nin saldırılarına resmi bir ağızdan dur demeniz gerekiyor. Öyle kınamakla da olmaz. Dur diyeceksiniz. Bakınız bu Tıltemir'deki saldırıda, yani orada koalisyon güçlerinin şeyi var, radarları var, İHA'ları var. İzlediler. Türk devleti onların gözü önünde o katliamı gerçekleştirdi. Kimse sesini de çıkarmadı. Biraz sonra koalisyon güçleri genel komutanı kendi görev alanında olan bir yerde bombalar patlıyor. Ama çıkmış pişkin pişkin kınıyoruz, üzgünüz bilmem ne açıklamasını yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri çok uyanık bir devlettir. Evet, Kürtler kendi canlarını, mallarını DAEŞ'i ortadan kaldırmak için 15 bin Kürt genci yaşamını yitirdi. 10 binlercesi yaralandı. Evet, Kürtler kendi topraklarını korumak için yaptı. Oradaki halkı korumak için yaptı. Bu çok doğru. Fakat eğer Kürtler o DAEŞ'i yok etmemiş olsaydı şu anda Avrupa'daki insanlar bile rahat uyuyamazdı. Amerika'daki vatandaşlar dünyanın hiçbir yerinde geziye bile gidemezlerdi. Ve dünyayı büyük bir kaos bekliyordu. Psikolojik bir baskı uyguluyordu DAEŞ çeteleri. Canlı yayınlarda insanların kafalarını kesiyorlardı. Büyük bir korku yaymıştı. Ve Türkiye ile işbirliği yaparak bu işi daha da öteye götürdü. Avrupa gitti, katliamlar yaptı, gerçekleştirdi. Bütün dünyayı korkuttular. Ve halen Türkiye o kozu elinden tutuyor. Ne oldu? Türkiye getirdi o çeteleri. Büyük bir kısmını ÖSO ismi altında elbiselerini sadece değiştirdi. Üzerindeki elbiseyi değiştirerek, o insanların kılıflarını, kıyafetlerini değiştirerek başka bir isim altında şu anda da yine örgütleyip kendilerinde koz olarak tutmaya devam ediyor ki yarın bir gün kendilerine dönüp vurmazlarsa. Şimdi değerli izleyenler, koalisyon komutanı, Suriye'deki koalisyon, Orta Doğu koalisyon komutanı aslında bir açıklama yaptı ve 4 kız çocuğun ölümüyle 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan hava saldırısını resmen kınadığını açıkladı. Açıklamada bu tür eylemler sivillerin korunmasını gerektiren silahlı çatışma yasalarına aykırıdır dedi. Öyle mi diyoruz biz de? Yani hakikaten de değerli izleyenler, bu ya şimdi bu haberleri verirken hani biz gerçekten hani bunlar artık yani dalga mı geçiyor insanlarla ya? Sizin gözünüzün önünde ya, sizin denetiminizde olan bölgelerde bu eylemler yapılıyor. İnsanlar, sivil insanlar öldürülüyor, ölüyor, çocuklar ölüyor ve çıkmışlar bu tür eylemler sivillerin korunmasını gerektiren silahlı çatışma yasalarına aykırıdır. Öyle mi? Ama adam yapıyor. Açıklamada son dönemde Demokratik Suriye Güçlerinin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinin ya da Rojava'ya yönelik saldırıların bölgedeki krizi daha da derinleştiğinin altını çiziyor. Birleşik Müşterek Görev Gücü Komutanıymış bu adam. Tüm General Brennan'dan bahsediyoruz. Ve 18 Ağustos akşamı silahlı insansız hava sistemi SİHA, HSK'de Birleşmiş Milletler Eğitim Yardım Programı'nda aktif olan, voleybol oynayan, bakınız bunlar daha detaylı bilgi veriyor değerli izleyenler. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri o çocuklara ilişkin daha detaylı bilgi veriyor. Rehabilitasyon merkezinde dedim ya, psikolojik destek aldıklarını söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri daha detay veriyor. Ne yapıyorlar bu çocuklar orada? Birleşmiş Milletler Eğitim Yardım Programı'nda aktif olan, voleybol oynayan bir grup. Çocuklar çıkmış dışarıda, eğitimden sonra voleybol oynuyorlarmış. Voleybol oynayan bir grup genç kızın bulunduğu yeri bombaladı. Emin olun ki Amerika'nın bu bombardımandan haberi var değerli izleyenler. Amerika bu çocuklar bombalandığını canlı yayında izlemiş, ben size söyleyeyim. Ama neden müdahale etmemiş? Bunu da bilmiyoruz. Bu da herhalde yarın öbür gün çıkar kokusu. İlk raporlar saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve birçok kişinin de yaralandığını gösteriyor. Komutanlığım adına bu saldırıyı ve sivilleri ölümüne ve yaralanmasına yol açan diğer tüm saldırıları da kınıyorum diyor. Kanamaya devam et. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz dendi. Bu tür eylemler sivillerin korunmasını gerektiren silahlı çatışma yasalarına aykırıdır. Öyle mi? Tüm General Brennan devam ediyor. Türkiye'nin kuzeyin, Suriye'nin kuzeyindeki yani Rojava'daki askeri çatışmalardaki artış DAEŞ tehdidinin devam ettiği kırılgan bir bölgede kaos yaratıyor. Tüm taraflara derhal gerilimi düşürmesi ve koalisyonun DAEŞ'e karşı elde ettiği önemli savaş kazanımlarını riske atan faaliyetlerine son verilmesi çağrısını yapıyoruz dedi. Amerikalı general, Orta Doğu'dan sorumlu general. Yani koalisyon komutanı bu adam. Bunun bütün bir emirle koalisyon orayı 24 saate yerle bir edebilir yani. Bu adamın talimatıyla sadece, öyle söyleyeyim size. Ama izlemişler. O çocuklar voleybol oynarken izlemişler bunlar işte. Mesele de bu. Hiçbir şey de yapmamışlar değerli izleyenler. Ne kadar garip, ne kadar garip. Şimdi tam bu açıklamadan sonra işte bir bombardıman daha. Roj'da bir haber geçti değerli izleyenler. Hevler'e bağlı Gerwe, Siran, Gelireş, Robi, Rivan, Kemkura ve Kanişenka köyleri bugün bombalandı Türk savaş uçakları tarafından Hevler'e bağlı. Yarın öbür gün Hevler'in içini, Süleymaniye'nin içini, ne bileyim Kürdistan'daki bütün illerin merkezlerinde yarın öbür gün bombalamaya başlayacaklar, zaten bu böyle. Şimdi Roj kampı ve Hol kampı dediğimiz zaman aklımıza Rojava'daki DAEŞ'ten bulunduğu büyük kamplar geliyor. İşte Rojava'da hani 50-55 bin çetenin tutuklu olduğu ailelerle birlikte, çocuklarla birlikte bunu sayı 50-55 bin civarı olarak açıklanıyor. Ve bu Roj kampı çok, özellikle Roj kampı onlar için çok önemli. DAEŞ'lerin üst düzey yetkilerin bulunduğu bir kamp. Daha önce de saldırılar gerçekleştirmişti. Kaçma girişimlerinde bulunmuşlardı. Tüneller bulunmuştu vesaire. Bütün bunları tabii ki Türk devleti organize ediyor. Bu Kamışlı kantonunun Derik ilçesinde bulunuyor Roj kampı. Yönetimi bugün bir açıklama yaptı. Ve Türk devletinin saldırılarını kınadı. Yine ardından Türk devletinin bu saldırılarla DAEŞ çetelerini desteklediğini, Roj ve Hol kamplarında örgütlemelerinin önünü açıldığını ve kaçmaları, DAEŞ çetelerinin kaçmasına fırsat verdiğini söylüyorlar. Bu kamp yönetimi bugün açıklama yaptı. Bunların Türk devletinin bu bombardımanları onların orada hem örgütlenmesine hem de kaçmalarına sebep oluyor dedi. Bu dünya için büyük bir tehlike. Düşünebiliyor musunuz? Bu on binlerce DAEŞ'linin kaçtığını düşünün siz. Bunların birçoğu zaten zamanında katliamlar yapmış, kafa kesmiş insanlardır. Bunlar tekrar dünyanın başına, Avrupa'nın, Amerika'nın başına bela olacaklardır. O yüzden buna bir çare bulacaklar gibime geliyor. Şimdi değerli izleyenler, günün maskara haberlerine geçelim. Lütfen ekrandan ayrılmayın. Evet, günün maskara haberleri. Yani bunlar normal haber olarak size sunamıyorum ben. Kusura bakmayın yani. Şimdi ilk haberimiz valla Sayın Erdoğan, kusura bakma yani. Sen söylüyorsun, biz de senin söylediklerini tekrarlıyoruz. Hani bunu kafada uydurmuyorum. Senin şu anda söylediklerini tekrarlayacağım. Tamam. Kusura bakma Tayyip abi. Eyvallah. Şimdi hay Allah'ım ya. Yok, ilacımı biraz sonra alacağım. Önce günün maskara haberlerini sunalım. Erdoğan'ın bugün kullandığı bir cümle diyor ki, biliyorsun bugün uzun bir konuşma yaptı falan filan. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz dedi. Ya ben şimdi kükreyeceğim, kızacağım. Bu Tayyip Bey'e bu haberleri promptera kim yerleştiriyor? Bak Tayyip abi, Tayyip amca. Bu senin prompterine kim bu haberleri yerleştiriyorsa vallahi %1 milyon sen alt bu bindiğin dalı kesiyor. %1 milyon. Tayyip abi, sen daha geçen hafta dedin ki biz 2023 yılının ikinci yarısında üretmeye başlayacağız. Tayyip abi, ne oldu da bir haftada geri attım, bu defa yılbaşına doğru getirdim bu arabayı? 4. defa oldu. Geçen hafta dedim ki bu 3. müjdeler, açılıştır. Bir tane açılış. Bunu araya serpiştiriyorlar. Erdoğan, Tayyip abi okuyor ya. Tayyip abi bunları okurken çaktırmıyor. Geçen hafta mı söylemiş? Umurunda değil. Troll yiyor. AKP'li bunu zaten yiyor. Size yemin edeyim, AKP'li bu haberi okuduğu zaman geçmişte bununla ilgili 3 defa resmi açılış ve duyuru müjde söylendiğini vallahi hatırlamaz. Hatırlasa bile umurunda olmaz, hoşuna gider. Hatta Tayyip abi her akşam ekranların karşısına çıksa dese ki biz haftaya araba üretiyoruz. Gelecek ay araba üretiyoruz. Vallahi her hafta hoşlarına gider. Şimdi devam ettiği bu konuşmasında dedi ki Tayyip abi, saygılar, eyvallah. Bak bir şey demiyoruz. Yani kızmıyoruz. Normal haber yapıyoruz. Yani ne yapalım? Bu kadro milletine aşık dedi. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı dönemde ülkemiz hedefine kararlılıkla yürüyorsa bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz. Biz bu milletin dertlisiyiz dedi. Van'a da gitmişti. Aynı cümleleri kullanmıştı. Allah'ım yarabbim. İzlediniz değil mi? O Van'daki konuşmasını ben size hatta sesli olarak dinlettim. İzlediniz mi? Arkadaş, bu promptera yazı yerleştiren bu geri zekalı her kimse, ben bunu yakalamam lazım. Zoruma gidiyor. Erdoğan düşmanlığı yapıyor adam. Arkadaş Van'da kullandığı cümleleri almış, yerleştirmiş. Burada da kullanmış yine. Bak ihbar ediyorum. Tayyip abi, vallahi sana bu promptere, bu yazılara yazan vallahi senin düşmanındır. Bak yemin ediyorum ben. Bu adamlar senin kuyunu peydepey kazıyor. Ama eğer senin talimatın ise, sen diyorsan ki yok benim halkım nasıl olsa yiyor, baş verin siz, benim o vaatlerimi tek tek sıralayın diyorsan, diyeceğim yok. Ki geçen hafta AKP yaptığı bir toplantıda, bu kamuoyuna da yansıdı, talimat verdi Erdoğan. Dedi ki geçmişte yaptığımız şeylerle halkı tekrar şeye getirelim. Yani geçmişte yaptığımız yoldur, bilmem yatırımdır falan filan. Geçmişteki yatırımlarımızla halka hatırlatalım ki bak biz böyle yaptık ve önümüzdeki dönemde ne yapacağımızı, iki noktayı, geçmiş ve gelecek. Ortada bir şey yok ama söyleyelim biz. Ben o yüzden tamam, tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Tayyip abi devam ediyor. Tayyip abi devam ediyor. Dedi ki bu ülke toplu iğne bile üretemiyordu. Tüfek, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarını biz üretiyoruz. Vartolu sen neredesin? Vartolu çabuk gel yayına. Ben Vartolu'ya bir link atacağım. Yok böyle olmaz. Ben bu işe, ben başa çıkamam. Vallahi ben başa çıkamam. Ben ancak sizin hakkınızda ancak Vartolu gelir. Ancak bir AKP'li sizin hakkınızda gelir. Ben bu işin bu işten başarılı olamam. Mümkün değil. Yok. Bir AKP'li gelsin de bizim içimiz rahatlasın. Böyle olmaz kardeşim. Yok. Vallahi işin içinde çıkamam ben. Ya Vartolu gelsin bunu izah etsin. Ben bu cümleyi tekrar okumak istiyorum arkadaşlar. Erdoğan'ın bu cümlesini. Bu ülke toplu iğne bile üretemiyordu. Tüfek, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarını biz üretiyoruz. Tabi şimdi bilmeyen de diyecek ki doğru. Bilmeyen diyecek ki doğru, biz SİHA'ları biz üretiyoruz. Biri demiyor ki sen bu SİHA'nın araç ve gereçlerini Danimarka'dan mı alıyorsun? Avusturya'da mı alıyorsun? Yoksa İsrail'den mi alıyorsun? Hangi ülkeden daha çoğunu alıyorsun? Kimse sormaz tabii ki. Akıncı uçakları. Ya uçağın tekerleklerini dahi, bakınız adamı sinirlendiriyorlar bunlar. Tayyip abi sen dur bir dakika. Bunlar uçağın tekerini bile yapamıyor. Tekerlek bile yapamıyor. Kalemden bahsediyor ya. Türkiye'nin kendisinin %100 ürettiği, başka bir yerden malzeme almadan ürettiği bir kalemi bile yok. Ama bir şey var orada. Erdoğan bir şeye dikkat çekti. İnsanlığa faydalı hiçbir şey Türkiye üretmiyor. Silah üretiyor. Bak görüyor musunuz orada neyi sıralamış? Adam demiyor. Mesela ben işte şu ilacı çıkaran bir şey yaptım. Bir tıp cihazını yaptım. Üretiyorum. Böyle ne bileyim insanlık sağlığına faydalı olan bir şey yapıyorum. Teknolojiyle ilgili bir şey yapıyorum demiyor. Adam SİHA'ları, İHA'ları, tüfekleri ve Akıncı uçaklarını sayıyor. Farkında mısınız? Sizin bütün emeğinizi, alın terinizi götürüp silaha yatırıyor. Ne diyor? Vartolu Twitter'da canlı yayında gelemez. Yaz ona. Yaz beni duysun çabuk. Canlı yayın demiş. Çık gel ya. Allah Allah, canlı yayın baktı mı kardeşim? Şimdi değerli izleyenler, ben bunu geçiyorum. Tayyip abi geçiyorum. Tamam. Tayyip abi geç. Pardon, bu nereden çıktı? Ya o haberin şeyi geldi. Bu ekranda kalsın da bunu söyleyeceğim de. Bu Mehmet Barlas denen bir adam var. Mehmet Barlas. Mehmet Barlas bugün ne dedi? Allah korumuş da bizi Avrupa Birliği'ne almamışlar. Yoksa şimdi onlarla aynı karanlık geleceği paylaşacaktık. İyi ki de almamışlar. Allah razı olsun onlardan ki almasınlar. Biz şahsen, ben Avrupa'da yaşayan biri olarak açık ve net söylüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini kesinlikle istemiyorum. Bunlar Avrupa Birliği'ne girse var ya, Avrupa Birliği'nin başına bela olacaklar. Çünkü Türkiye'de tek bir insan bulamazsınız. Hepsi Avrupa'ya gelecek. Çok fazla vatan sevdalısı var ya, o vatan sevdaları, bayrak sevdaları, bilmem çaka taşı vermem diyen o kesim var ya, Size yemin edeyim, bir serbest vize ortamı olsun, serbest dolaşım hakkı olsun, 84 milyonun belki 80 milyonu kaçıp o ülkeden çıkmak ister. O derece. Aman aman. İnşallah Avrupa Birliği öyle bir hataya girmez. Neden? Nasıl girecek? Türkiye'deki bu zihniyet, bu şebeke, bu hırsızlık, bu işgalcilik, bu inkarcılık, bu faşist, bu ökçü, bu düşünceyle Avrupa Birliği yerle bir olur ya, böyle bir şey zaten almazlar ki. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için bu neslin, daha doğrusu Erdoğan 20 yıldır iktidarda, o 20 yıl öncesinden yani 50, 60, 70 yıl sonrasına kadar ancak 100 yıl aradan geçecek ki o nesil yenilenecek ki, o zihniyet tazelenecek ki, insanların zihniyeti değişecek ki. Bak. Peki. Şimdi Vartolu gelmiyormuş. Biz şeye bakalım. Arkadaşlar, günün maskara haberlerine devam edelim. Şimdi A Haber'in manşeti var. Ekranda görüyor musunuz arkadaşlar? Ben size bir şey göstereyim. Tam göstereyim ki anlamanız açısından. A Haber bugün bir manşet attı. Manşetinde şunu yazmış. Son anketlere göre AK Parti yükselişte, Erdoğan'ın oyları rakibinin 2,5 kat üzerinde. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Erdoğan'ın oyları rakibinin 2,5 kat üzerinde. 2,5 kat üzerinde ne anlama geliyor? Yani vallahi ya, 2,5 kat şu anlama geliyor. Diyelim ki rakibi şu anda %40 alıyorsa, ki öyle görünüyor. Onlar da kabul ediyor. %35-40 yani Erdoğan'ın karşısında olan Millet İttifakı'nın rakibi, yani %30 biz varsayalım en az. A Haber'in yalanına göre Erdoğan'ın oyu 2,5 kat, yani 30 daha 60, 30 daha 90, yani 100'ü geçiyor. Matematiksel olarak A Haber'in bu yalanı matematik harflerine sığmıyor. Yani %100'ü geçtiği için olmayan bir şeyi adam manşet atmış. Ben diyorum ya, vallahi bunların en akıllısından, en sıradandan tutun, hiçbirisinde zeka denen şu kadar bir şey kalmamış. Yemin ediyorum kalmamış. Zeka olsa böyle bir manşet, böyle bir yazı nasıl atar derseniz atar, çünkü yiyen var, yiyen. Siz bir fabrikada ekmek üretiyorsanız, o ekmek satıldığı müddetçe siz satmaya devam edersiniz değil mi arkadaşlar? Erdoğan şu anda ekmek fabrikası gibi yalan üretiyor. Açık söyleyelim. AKP, MHP hükümeti yalan fabrikası gibi yalan üretiyor ve insanlar yemeye devam ettikçe, kandıkça, inandıkça da bunlar da basmaya devam edecek. Bu işin sonu gelmez, ben size söyleyeyim. Şimdi nereye? Aha, pardon, çok pardon. Günün haberlerine, pardon, günün videosuna geçtik ama ben önce ayarlama yapayım, ondan sonra size izleteyim. Bugün ben bu videoyu en az 20 defa dinledim değerli izleyenler. Büyük bir zevkle en az 20 defa. Çok güldüm. Yine bu hangi televizyondur? Ya bir tane şey var ya, birazdan ismi ekrana gelir, onu size söyleyeceğim. Bir dakika. Ha, SZD TV yine yapıyor. Çok harika videolar yapıyorlar. Şu ekrana getireyim. Şu şey görüyor musun? Allah'ım ne kadar güzel ya. O kadar harika yapmışlar ki bir çocuk, bizim Yiğit, o korktu. Ama ondan önce bir haber vardı ya. Neyse, yıldan sonra o haberi vereceğiz. Maskara haberlerden bir tanesini unuttum ama onu mutlaka söyleyeceğim. Önce ya bundan önce 2 tane şey varmış. Günün fotoğrafı da kaldı. Onu da birazdan sunacağım o zaman. Tamam. Okey. Şimdi izleyelim. Bize biraz neşelenelim. Bunu ben en sona bırakmıştım ama artık nasip oldu. En başa aldık. Ya da şey yapalım. Yok. Bence Yiğido'yu bırakalım. Önce diğer haberleri sunayım. Ondan sonra Yiğido'ya geçelim. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi değerli izleyenler, bu imamlara ilişkin bir haber daha var. Kırıkkale'de Gürler Camii'nin imamı ve müezzini cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını zimmetlerine geçirdikleri için haklarında dava açılmış. Soruşturma başlatılmış değerli izleyenler. Şimdi diyeceksiniz ki yok bir şey, yani sadece hırsızlık yapmışlar. Milletten aldıkları parayı kendi zimmetlerine geçirmişler. Haklarında soruşturma başlatılmış. Müezzin ve imam. Şimdi diyeceksiniz ki tamam da evine eskort çağıran hırsızlık yapmaz mı yani diyeceksiniz. Haklısınız siz de. Ben de diyorum ki bu imamların arkasına gitmeyin, namaz kılmayın. Bakınız her gün işte böyle. Bu AKP'nin, Diyanet'in, imamların arkasından namaz kılınmaz diyorum. Kimse beni dinlemiyor çünkü benim ne sakalım var ne beyim var. Bir gün bıyık mı taksam? Takma bıyık olsa da bir gün taksam belki beni dinlersiniz arkadaşlar. Başka türlü kimse beni dinlemez. Yok. Şimdi günün fotoğrafını göstermiyorum. Moralinizi bozmayın. Ben direkt günün Yiğido'nun korktuğu videoya geçelim arkadaşlar. Tamam. Sizi bekletmiyorum. İzleyelim. Korkuttular çocuğu. Vallahi çok korkuttular. Yiğido'muzu korkuttular. Kırk yapar! Ya ne güzel bir şey yapmışlar ya. Bu ZDN TV mi, SDN TV mi diye bir televizyon. Sesini biraz kısın. Sesini biraz kısın. Yiğido'yu ne güzel yapmışlar ya. Böyle bir güzellik olamaz ya. Kırk yapar! Hay Allah'ım ya. Şimdi ben bugün şeye gittim. Arkadaşlar. Ben bugün Krefeld'e gittim. Kürtler Avrupa'da etkinlikler yapıyor. Sadece yürüyüş yapmıyorlar. Sadece miting yapmıyorlar. Böyle kültürel etkinlikler de yapıyorlar. Gittim baktım. Ya Almanlar falan da var. Kürtler var. Şahsen desen gördün mü? Vardı mutlaka. Ben sohbet etmedim. Fakat Araplar vardı. Diğer halklardan, yani değişik halklar vardı. Yabancılar daha doğrusu. Almanya'da yaşayan yabancılar, Almanlarla birlikte. Baktım, o Kürtler el koymuş oraya, böyle standlaşmışlar, folklor ekranda falan filan. Bir de burada o Kürt elbiselerini falan, kültürel elbiselerini o ekrandaki kadın tanıtıyor. Yani nasıl giyiliyor, işte nedir falan filan, kültür olarak şey yapıyor. Güzel, sonra biraz bekledik, arkadaşlarla birlikte halay da çektik. Ondan sonra çektik, geldik. Dedim onu size izleteyim, o da olmadı ki. O da olmadı arkadaşlar. Size izletecektim de niye buradan çalınıyor? Bugün internet çok berbat şu anda. Hakikaten de hiç olmuyor. Yok. İzletemiyorum size. Güzel bir halay vardı, izletecektim ama maalesef izletemiyorum. Bugün bir sorun var. Yani bir iletişimde bir sorun var, sıkıntı var. İki bilgisayar ve iPad arasında. iPad'le bağlıyorum ben bu görüntüleri. Ama iPad'le bilgisayar arasında çok ciddi bir sıkıntı var değerli arkadaşlar. O yüzden onu da size paylaşamıyorum. Fakat onunla ilgili ben orada bir yayın yaptım. Bir canlı yayın yaptım. Dileyen arkadaşlar gidip, yani öğlen onu paylaştım. Dileyen arkadaşlar onu gidip izleyebilir değerli arkadaşlar. Peki aksilikler oldu bugün. Bir şey oldu, yani teknik sorunlar falan da oldu. Kapat o şarkıyı, yoksa şimdi kalkıp halay çekeceğim. Çek Golik. Ya Golik dergisi çıkmış. Arkadaş bana yazdı, ben onu bir ara yayına alacağım. Golik, bilmiyorum senin o derginle alakan var mı yok mu bilmiyorum ama o Golik dergisi yeniden yayın hayatına başlamış. Dergi genel yayın yönetmeni arkadaş bana yazdı. Dedi ki bizim biraz dergimizi tanıtalım falan. Ben de söz verdim. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde onu şey yapacağız ama arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Daha bir şey söyleyeyim daha ayrılmadan. Öyle bir yakında ama öyle bir yayın olacak ki, öyle bomba bir yayın olacak ki bana demeyin konusu nedir ve ne zaman demeyin. Ama takipte kalın. Bunu samimi söylüyorum. Yani aklınızın ucundan bile geçmeyen, hatta olamaz dediğiniz müthiş bir yayın şu anda yarı yolda. Eğer o yayın gerçekleşirse belki de benim yayın hayatımda yapacağım en muazzam yayın olacak arkadaşlar. İnanın bana, ben şu anda söylemek istemiyorum. Çünkü tamamen şeyini aldıktan sonra, yani %100 olurunu aldıktan sonra onu ben açıklayacağım. Ve bu bence bırakın yılın, yani son 30 yılın yayını olacak. İddia ediyorum ben. Hatta dünyada böyle bir şey hiç gerçekleşmemiş. O kadar iddialı konuşuyorum. Ve eminim ki on binlerce insan, eminim yani, inanıyorum buna ki öyle de olacak. O anda on binlerce insan izleyecek. O yüzden bekleyin, bir %100'ünü aldıktan sonra size müjdeyi vereceğim. Tabii yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Sonuçta izlemeniz bile yetiyor. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı hepinize iletiyorum. Selam verdiğim, vermediğim, kızdığım, kızmadım. Hatta şu anda 1300 kişi bizi izliyorsa, o 1300 kişi arasında troll kardeşlerimiz varsa bu akşam onlara da saygı ileteyim. Onlara da sevgilerimi ileteyim. Olsun. Kızdırmış olabilirim sizi. İyi düşünün. İyi düşünün. Söylediklerimizi iyi düşünün. Mutlaka haklı taraflarımız vardır. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz yarın akşam. Selamlar, saygılar. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Den başa banlı.